Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Ting'den bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hem Turkos hem de Otirux arkadaşlar, data hacker olan Otirux, yeni gelecek olan Hero'nun Ting olacağını söyledi. Ki zaten Fantastic Dörtlü'nün de geleceğini geçen ay söylemişlerdi. Fantastic Dörtlü'den ilk olarak Ting gelecek, bir aksilik olmazsa büyük bir ihtimalle. Biz de her zamanki gibi arkadaşlar, eğer gelirse nasıl olur diye bir videomuzu hazırladık. Ekranda gördükleriniz komple Photoshop, yani gerçek değildir. Baştan bunu söyleyeyim arkadaşlar, çünkü Ateş Adam'la ilgili yaptığımız şey birçok yerde ses getirmiş. Hani fake, gerçek değil diye. Aslında başlıktaki yazıyı okuyorlardı eğer, gerçek olmadığını, bizim kendi tahminimiz olduğunu anlarlardı. Bu da arkadaşlar yine bizim kendi tahminimiz, Photoshop'la yaptığımız ve yine sinerjide de arkadaşlar, bununla ilgili yine kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Kaya adama baktığımız zaman arkadaşlar, belli başlı özellikleri çok ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi çok çok güçlü olması, yani işin güç kısmını alması, aynı Hulk tarzında. Bu arada biz kozmik olur diye bekliyorduk ama yapılan açıklamaya göre arkadaşlar, Turkos'tan yapılan açıklamaya göre bilim olacağı söylendi. Yani benim tahminimce kozmik olması çok daha iyi olurdu. Çünkü bir kozmik ışına maruz kalıyordu bu 4 kişi. Ve bu kozmik ışın sonucunda her biri farklı güçlere sahip oluyordu. Ama bilim yazmışlar. Biz de bilim olarak yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi kaya adamın en çok öne çıkan özelliği güçlü ve kuvvetli olması. Bu sebeple hem üzerine hiddet açmasını bekliyorum, hem de rakibin zırhını kırmasını bekliyorum arkadaşlar. Bunlar saldırısını güçlendirmek için yapılan şeyler. Ama şöyle bir yandan düşünüyorum. Saldırı odaklı çok çok güçlü olmayabilir. Mantıken güçlü olması lazım. Ama olmayabilir. Bunun yerine kork tarzında bir daha yapacaklarını sanmıyorum. Bununla ilgili bir konuşmuştuk ama yine kork tarzında olabilir mi diye. İkisi de kaya yapısında olmasına rağmen korgun tarzında olacağını düşünmüyorum. Bedenini sertleştiriyor. Sertleştirdiği için benim tahminimce kanama bağışıklığı olmalı. Aynı zamanda zehir bağışıklığı da olmalı. Çünkü bir kaya normalde zehirlenemez. Gerçi kork da kaya olmasına rağmen arkadaşlar zehirlenebiliyordu. Aynı zamanda kaya olduğu için, yani taş olduğu için yine şok yememesini bekliyorum. Belki bir ihtimal arkadaşlar ani soğuk ve yakmaya karşı da bağışıklığı olabilir. Çünkü sonuçta bir taşsın. Yani ateş ve su ne soğuk ne kadar etkileyebilir. Tabii yine kabımın yapacağı hikayeye göre arkadaşlar duruma bakacağız. Bunun dışında kendi üzerine zırh açmasını da bekliyorum. Ya da en azından pasif bir zırhının olmasını bekliyorum. Rino tarzında mesela. Nasıl Rino zırhı var, sağlamlaştırıyor yapısını kıyafetinden dolayı. Bu kaya adamla arkadaşlar sert yapısından dolayı yine kendisinde en azından pasif bile olsa bir zırh bekliyorum. Belki normal bir zırhlanma da açabilir. Defansif olarak da yine bunlar arkadaşlar ilk gözüme çarpanlar. Çok fazla sağlığının gitmemesi belki Emma Frost tarzında bir zırh olabilir. Hani saldırıları mesela baya baya düşürüyor. Son zamanlarda kabamın arkadaşlar yaptığı hero stratejisine bakarsam defans ağırlıklı bir hero da olabilir. Çünkü defansif anlamda çokça hero getirmeye başladı. Bildiğiniz üzere ittifak savaşlarında artık çok tuhaf karalar konmaya başladı. Gerekse maceraların tamamında. Tabii bu çok eleştiri alınca kalan bu sefer hero'lara bazı özellikler ekledi. Ki bunlardan bir tanesi kesinlikle kork arkadaşlar. Korga nasıl tuhaf özellikler eklediler. Hatta özelliklerine bakarsanız eğer, korgun yeteneklerinin artması kalabalıkla alakalı. Yani korkla alakalı değil. Kalabalıkla alakalı olan şeyleri korku empoze edip durmuşlar. Yine defansif ağırlıklı ekstrem özellikler de gelebilir. Yani yine bir yansıtma olabilir mi? Kork tarzında dediğim gibi benzer pek yapmazlar ama kaban bu, çok belli olmaz. Artık onu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yine bir sinerji tahminim var. Sinerjilerinde genel çizgi roman hikayesini arkadaşlar takip edenler bilir. Hulk'la arkadaşlar ara ara Hulk'la kavga da etse genelde arkadaşlardır arkadaşlar. Birbirleriyle yaptıkları kavgalar genelde berabere bitse de
Bir iki tanesini Kaya Adam'ın almışlığı var. Yani Hulk'un onu hiç yenmişliği yok ama Kaya Adam'ın birkaç kere yenmişliği var. Yine buradan Hulk'larla arkadaşlar, hem normal Hulk hem de Hulk Ragnarok ile ilgili bir arkadaşlık sinerjisi olabilir. Arkadaşlık sinerjisinde ikisi de kaba kuvvete ve güce dayalı olduğu için hiddet takviyesi olabilir veyahut da arkadaşlar saldırı gücünü arttıran bir şey olabilir. Kaya yapısından dolayı, ikisinin de kaya anatomisi olduğundan dolayı korklu da bir sinerjisi olabileceğini düşünüyorum. Korklu da arkadaşlar nasıl bir sinerjisi olabilir? Kork hem kaya hem de defansif yönü ağır olduğu için ekstra bir zırhlanma veya bir diken veya saldırıyı yansıtma tarzında bir şey de olabilir diye tahmin ediyorum. Korga da arkadaşlar belki bir saldırı gücü arttırmak için bir hiddet takviyesi veya ekstra bir armor da verebilir. Kaya Adam genel yapısıyla gücüyle dikkat çektiği gibi arkadaşlar aynı zamanda tabiri caizse yufka yüreğiyle de dikkat çekiyor. Çok böyle babacan diyebileceğimiz, yufka yürekli diyebileceğimiz bir adam. Ve tabii ki gerçekten çok çok güçlü. Yani metalleri eğip bükmüşlüğü var. Özellikle filmini izleyenler bu Doktor Doom sahnesinde arkadaşlar metalleri, işte su pompasını vesaire falan eğdiğini görebilirsiniz. Genel bazda bakarsak çok güçlü bir hero olmasını bekliyorum. Geldiği zaman yine oyunda bir etki yapacak. Kork gibi, işte atıyorum mesela Corvus Glaive gibi belli başlı bir özelliği çok zirveye çıkmasını açıkça bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Kabam'ın son zamanlardaki hero politikası bu yöndeydi. Ve Fantastic Four'ün de sevilen kahramanlarından bir tanesi. Dediğim gibi hem çok güçlü hem de çok iyi niyetli, iyi kalpli, tabiri caizse sevimli bir karakter. Bu sebeple bu ikisinin bir arada olduğu, belki arkadaşlar arkadaşlarıyla beraber olduğunda, sinerjisi olduğunda veya Fantastic Four ile ayrı bir sinerjisi olduğunda Heimdallvari bir sinerji olabilir. Kendisiyle bir sinerjisi olabilir. Takım arkadaşlarını koruma babında zırhını arttırabilir. Ya da başka bir özellik verebilir. Çünkü koruyucu da bir özelliği var. Benim tahminlerim arkadaşlar bu hero ile ilgili bu yönde. Dediğim gibi bu tamamen bir tahmin videosudur. Ekranda gördüğünüzde tamamen bir Photoshop'tur. Sizce Thing oyuna geldiğinde ne tarz özelliklere sahip olur? Bununla ilgili düşüncelerinizi ve görüşlerinizi videonun altına yorum olarak bekliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar.